Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz 10. sınıf 1. dönem 2. yazılı sorularıyla başlıyoruz Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı senaryo sorularına göre hazırladım bu soruları Onlara benzer sorular sordum Soruların pdf'sini açıklama kısmından bulabilirsiniz Öncelikle bunu da söyleyelim ve başlayalım Diyor ki aşağıdaki tabloda mayoz ve mitoz ile ilgili bazı özellikler verilmiştir. Boş bırakılan yerleri doldurunuz diyor. Bakalım bölünme sonucu oluşan hücre sayısını sormuş. Arkadaşlar bölünme sonucunda e, hücre sayısı mitozda 2 iken mayozda kaçtır? 4'tür. Mitozda birbirinin aynısı 2 hücre oluşurken mayozda birbirinden farklı olarak 4 tane hücremiz oluşuyor. Crossing over'ın gerçekleştiği evreyi sormuş. Mitozda crossing over var mı? Yok. Dolayısıyla buraya çizgi çekiyorum. Mayozda crossing over var mı? Var arkadaşlar. Hangi evrede gerçekleşir? Tabii ki profaz bir evresinde gerçekleşiyor. Kromozom sayısının yarıya indiği evre. Mitozda kromozom sayısı yarıya iner mi? İnmez. Sabit kalır. Dolayısıyla çizgi çektim. Mayozda ise kromozom sayısının yarıya indiği evre arkadaşlar sitokinez bir evresidir. Artık hücreler birbirinden ayrılıyor ya sitokinez evresinde. Dolayısıyla sitokinez bir evresinde kromozom sayısı yarıya düşmüş oluyor. Hangi üremenin temelini oluşturur diye sormuş. Mitoz bölünme eşeysiz üremenin temelini oluştururken mayoz bölünme eşeyli üremenin temelini oluşturuyor. Çeşitlilik var mı yok mu diye sormuşuz. Arkadaşlar mitoz bölünme sonucunda çeşitlilik yoktur. Mutasyon haricinde yok kabul ediyoruz. Ama mayoz bölünme sonucunda tabii ki çeşitlilik vardır. Mayozda homolog kromozomların rastgele ayrılması ve crossing over'ın gerçekleşmesiyle ne oluyor? Çeşitlilik sağlanıyor. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki yandaki şekilde mayoza ait bir evre verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bakalım. Mayozun hangi evresi bu arkadaşlar? Şimdi bakın, kromozomları bu şekilde çift halinde, yani kardeş kromatitlerinden ayrılmamış halde görüyorsanız eğer bu mayoz 1'e aittir. Bu bölünme. Mayoz 1. Dolayısıyla burada da kromozomlar birbirinden ayrıldığı için hangi evremizdir? Tabii ki ayrılma evresi. A harfinden çıkarıyoruz. Ben size şöyle kısaca e, kısa bir şekilde nasıl aklımızda tutarız onu da söyleyeyim. Profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evrelerimiz var değil mi? Profaz evresini bilmemiz lazım. Profaz evresinde neler gerçekleşiyor? Çekirdek zarı eriyor. Daha sonra e, endoplazmik retikulum çekirdekçik bunlar eriyip kayboluyor. Kromatin iplik kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturuyor ve sentrozomlar da ipliklerini oluşturmaya başlıyor. Profaz evresini bilmemiz gerekiyor. Metafaz evresindeki M'den kromozomların merkeze dizildiğini bileceğiz. Anafaz evresindeki A'dan ayrılmanın gerçekleştiğini bileceğiz. Burada homolog kromozomlar birbirinden ayrılırken Mitozda arkadaşlar ve mayoz 2'de kardeş kromatitler ayrılır. Ve en sonda telofaz evresinde profazın tam tersi gerçekleştiği için şu şekilde ters yazıyoruz. Bu şekilde kısaca tutabilirsiniz. Bu mayozun hangi evresidir? Tabii ki anafaz. Anafaz bir evresidir ayrılma gerçekleştiği için. Bu hücrenin kromozom sayısı kaçtır? Direkt kromozomları sayarak bulacağız. Kaç kromozom var? 1, 2, 3, 4 kromozom var. 2N eşittir. 4 kromozomdur. Bu evreden sonra hangi evre başlar demiş. Ana Anafazdan sonra hangi evre geliyor? Telefaz telofaz evresi. Tabii ki telofaz 1 evresi gerçekleşecek. Telofaz 1. Böylece ne yaptık? Bakın. İkinci sorumuzu da bitirdik. Gelelim üçüncü sorumuza. Mayozda çeşitliliği sağlayan olayları yazınız demişiz. Arkadaşlar mayozda çeşitliliği sağlayan iki tane olay vardır. Bunlardan bir tanesi crossing over'dır. Crossing over. Diğeri de homolog kromozomların homolog kromozomların rastgele ayrılmasıdır. Rastgele ayrılmasıdır. Bunlar bu şekilde rastgele ayrılarak ne yapıyor? Kromozom, pardon mayozda çeşitliliği sağlayan olaylarımızdır. Gelelim dördüncü sorumuza. Eşeğsiz üreme çeşitlerinden 5 tane yazınız. Zaten 6 tane eşeğsiz üreme çeşidi var. Bunlardan 5 tanesini sormuşuz. Hepsini yazalım. Birincisi bölünerek üremedir. Bölünerek üreme. Tek hücreli canlılarda görülen bir üremedir. Hücre direkt bölünerek ne yapıyor arkadaşlar? Sayısını artırıyor. Bölünerek üreme diyoruz. Daha sonra tomurcuklanmadır. Ana bireyin vücudunda tomurcuk şeklinde bir yapı oluşur. Bu yapı ana canlıdan ayrıldığı zaman büyüyüp gelişerek yeni bir bireyi oluşturur tomurcuklanma. Hidra gibi deniz canlılarında görülebiliyor. Daha sonra sporla üreme dediğimiz bir eşeği üreme şekli vardır. Sporla üreme ise arkadaşlar, spor dediğimiz dayanıklı en kromozomlu hücreler vardır. Bu hücreler mitoz bölünmeyle ya da mayoz bölünmeyle oluşturulur. Daha sonra bu hücreler büyüyüp gelişerek yeni bireyleri oluşturur. Mesela eğrelti otu gibi, kara gibi bitkilerde sporla üreme dediğimiz olay gözlenir. Daha sonra rejenerasyon dediğimiz bir eşeysiz üreme şekli vardır. İşte e, yassı solucanlarda, halkalı solucanlarda, deniz yıldızında görülür. Rejenerasyonun da üç tipi vardır. Rejenerasyon aslında yenilenme demektir ve canlılardaki gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon yeteneği azalır. Dolayısıyla canlılarda çeşitlenmiştir rejenerasyon. Yenilenme olduğu için mesela Dokuların yenilenmesi yani yaraların iyileşmesi doku düzeyindeki yenilenmedir, rejenerasyondur. Daha sonra organların yenilenmesi organ düzeyindeki rejenerasyondur. Bir canlının sayısını artırması, mesela deniz yıldızının her bir kolunu kopardığınız zaman yeni bir deniz yıldızı oluşur. Bu da nedir? Organizma düzeyindeki rejenerasyondur. İlk ikisi üreme sayılmazken organizma düzeyinde olan rejenerasyon üremedir arkadaşlar. Sonra özellikle arılarda görülen partonogenez vardır. Partonogenez de döllenmemiş yumurtadan birey oluşmasıdır. Sonraki sorularda var orada daha detaylı anlatacağım. Ve bitkilerde görülen vejetatif ürememiz vardır. Bu da eşeğsiz üremenin çeşitlerinden bir tanesidir. Geçelim diğer sorumuza. Diyor ki eşeyli üremenin özelliklerinden 3 tane yazınız. Arkadaşlar eşeyli üreme temelini mayozun oluşturduğu bir üreme şeklidir. Eşeyli üremede üreme ana hücreleri mayoz bölünmeyle gametleri oluşturur. Gamet dediğimiz üreme hücresi demektir. Üreme hücrelerini oluşturuyor ve bu üreme hücreleri de daha sonra ne yapıyorlar? Birleşiyorlar. Eşeyli üremede döllenme dediğimiz olay gözlenir. Mesela insanlardaki eşeyli üremeyi anlatayım size. İnsanlarda kaç kromozom vardır? 46 kromozom. Bunlardan 44 tanesi vücut kromozomlarımızdır. Yani vücut hücrelerimizin, pardon vücut özelliklerimizi belirler. Geriye kalan iki tanesi de cinsiyetimizi belirler. Cinsiyet yanında başka özelliklerimiz de tabii ki belirliyor ama biz cinsiyet üzerinden gidiyoruz. Şimdi bu Mayoz bölünmeyle arkadaşlar şöyle düşünün bakın iki en kromozomlu yumurta ana hücresi bulunur bir de iki en kromozomlu sperm ana hücresi bulunur yumurta ana hücresi ve sperm ana hücresi mayoz bölünme geçirir yumurtalar oluşur arkadaşlar burada burada da ne oluşacak spermler oluşacak değil mi en kromozomlu mayoz bölünme sonucunda daha sonra bunlar birleşirler. Bu dediğimiz birleşme olayı nedir? Döllenmedir. Döllenme sonucunda da 2N kromozomlu bir zigot oluşur. Bu zigot daha sonra büyüyüp gelişerek yeni bir canlıyı oluşturuyor. Eşeğli üremede iki tane ata birey olmak zorundadır. Bakın iki ata birey bulunur. İki ata birey bulunur ve böylece çeşitlilik sağlanır. Çeşitliliğin sağlandığı da bir üreme şeklidir. Ayrıca şeyli üreme bir canlının bulunduğu ortama adaptasyonunu artırır. Yani bulunduğu ortama uyum sağlamasını artırır arkadaşlar. Ayrıca şeyli üremenin de evrime katkısı vardır. Bunları da söylemiş olalım. 3 tane diyor ama ben birkaç tane özellik, 3'ten daha fazla özellik söyledim. Mayoz bölünme temelini oluşturuyor. Döllenme var. 2 tane ata birey olmak zorundadır. Çeşitlilik gözlenir. Ayrıca ortama uyumunu artırır ve evrime katkısı vardır diyoruz eşeğil üreme için. Gelelim 6. sorumuza. Aşağıda diyor arılarda partenogenez olayı verilmiştir. Boş bırakılan yerleri doldurunuz. Arkadaşlar partenogenez neydi? Döllenmemiş yumurtadan birey oluşumu demekti. Şimdi burada bakın kraliçe arı iki en kromozomlu e, kraliçe arı en kromozomlu yumurta üretiyor. Buradaki Bölünme şekli hangi bölünmedir? Mayoz bölünme. Erkek her ise en kromozomdan en kromozomlu sperm üretiyor. O zaman hangi bölünme şekli görülüyordur? Mitoz bölünme. Daha sonra yumurta ile sperm bakın şurada birleşmiş. Buradaki 4 numaralı olay nedir? Birleşme olayı döllenmedir. Döllenme sonucunda ise iki en kromozomlu dişi oluşuyor. Bu dişi arılar beslenme şekline göre kraliçe arı ya da işçi arı oluyorlar. Eğer arı sütüyle beslenirse kraliçe arılar arı sütüyle beslenirse kraliçe arı oluyor. Eğer polenle beslenirse arkadaşlar ne oluyor? İşçi arı oluyor. Daha sonra şuradaki 3 numaralı olaya geldiğimizde bakın döllenmemiş olan yumurtadan erkek arı oluşmuş. Buradaki 3 numaralı olayımız da partenogenes dediğimiz olayımızdır. Aslında büyük bir kısmı eşeğil üremeye dayanıyor ama küçük bir kısım nedir? Partonogenezdir. Buradaki yumurtaların her biri mayoz bölünme sonucunda oluştuğu için erkek yerler birbirinden farklıdır. Aslında partonogenez olayı hani eşeğil üremeye daha yakın bir olaydır ama son zamanlar yani son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı eşeğsiz üreme kısmını aldı arkadaşlar dolayısıyla eşeğsiz üreme de anlatıyoruz ama bence eşeğli üremeye daha çok yakışan bir üreme şeklidir. Gelelim 7. sorumuza. Artık neye geldik bakın kalıtım sorularına. Diyor ki genotipine sahip bir bireyde gametini oluşturma ihtimali nedir? Bakalım. Arkadaşlar şimdi burada ne yapacağız? Bakın her birinin oluşma ihtimalini bulup çarpacağız. Şimdi heterozigot olan büyük A küçük a'dan büyük A'nın gelme ihtimali nedir? 1 bölü 2 çarpı büyük B küçük b'den küçük b'nin gelme ihtimali nedir? 1 bölü 2 çarpı büyük C büyük C vermiş bize büyük C'yi istiyor. Bunun gelme ihtimali nedir? 1. Bu arada şuradaki C değil D olacak. Büyük D. Tamam, yanlış yazmışım oraya. Peki. Ee, Büyük D, küçük D'den büyük D'nin gelme ihtimali nedir? 1 bölü 2'dir. Sonra küçük E, küçük E'den küçük E'nin gelme ihtimali nedir? 1'dir değil mi? %100 o gelir. Başka ihtimal yok çünkü. X, Y'den Y'nin gelme ihtimali nedir? 1 bölü 2'dir. Bunları çarptığımız zaman bu gametin oluşma ihtimalini bulmuş oluyoruz. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16'dan 1 bölü 16 oluyor arkadaşlar cevabımız. Gelelim 8. sorumuza. Diyor ki genotipine sahip bireyde K ve M genleri birbirine bağlıdır. Buna göre bu birey en az ve en fazla kaç gamet oluşturur? Şimdi bakın bağlı genlerdeki gamet bulma şöyle gelecek aklımıza. Bağlı genlerde bir crossing over'ın olduğunu düşüneceğiz bir de olmadığını düşüneceğiz. Burada en az dediği crossing over'ın olmadığı tamam mı? Crossing over yok demektir. En fazla da ise arkadaşlar crossing over var demektir. Şimdi nasıl düşüneceğiz? K ve M genleri birbirine bağlıymış. O zaman ben bu K ve M genini bakın şöyle kutucuk içerisine alıyorum. Bunları tek bir genmiş gibi düşünüyorum ve başka bir harf veriyorum. Mesela büyük A küçük A harfini verdim. Bizim genotipimiz ne oldu? Büyük A küçük A, büyük N küçük N. Artık crossing over'ın olmadığı ihtimalini yapabilirim. Bizim formülümüz var. Gamet bulma, gamet çeşidi bulma formülü. Gamet çeşidi bulma formülümüz nedir? 2 üzeri n. 2 üzeri n. Peki buradaki n nedir? Heterozigot gen sayısıdır. Heterozigot. Hangisi heterozigot? Büyük A, küçük A heterozigot. Büyük N, küçük D heterozigot. O zaman iki tane heterozigotumuz var. 2 üzeri 2'den ne olur? 4 olur. 4 çeşit gamet. Yazayım mı bunları isterseniz sizin için de hani bir kanıt olsun. Bakın gametlerimizden birisi büyük A büyük N, diğeri büyük A küçük N. Teker teker gidiyorum. Sonra küçük A büyük N, sonra küçük A küçük N. 4 tane yazdım. Gelelim crossing over varken nasıl olur? Crossing over düşünüyorsak o zaman şuradaki K ve N, M genlerini birbirinden bağımsız gibi düşüneceğiz. Yani birbirine bağlı olmadığını düşüneceğiz arkadaşlar. Çünkü bu genler eğer birbirine bağlıysa, bak yine şöyle ben şekil üzerinde göstereyim. Şu bizim kromozomumuz. Büyük K, büyük M, küçük K, küçük M. Ayrıca başka bir kromozom üzerinde de ne var? Büyük N, küçük N var. Şimdi bakıyorum K ve M birbirine bağlıysa o zaman bunlar birbiriyle hareket edecek. Ama crossing over varsa ne yapar bakın yer değiştirebilirler. Yani buradaki büyük M küçük M'nin yerine gidebilir. Küçük M'de M de büyük M'nin yerine gelebilir. Dolayısıyla ben bunları bağımsız gibi düşünebilirim. Bağımsız gibi düşünürsem direkt formülü uygularım. Formülümüz 2 üzeri n formülü. Kaç tane heterozigot gen var? Büyük K küçük K 1. Büyük M küçük M 2 büyük ne küçük ne 3. 2 üzeri 3'ten kaç çeşit gamet oluşturur? 8 çeşit gamet oluşturur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 4'e 8 şeklinde oluyor. Gelelim 9. sorumuza. Diyor ki farelerde kahverengi kürk rengine sahip olan allel siyah kürk rengine sahip sebep olan sahip demişim. Sebep olan allele baskındır. Heterozigot kahverengi kürk rengine sahip iki bireyin çaprazlanması sonucu oluşan yavruların siyah kürklü dişi olma ihtimali nedir diye sormuş bize. Şimdi kahverengi kürk rengi baskın olduğu için ben buna büyük A harfini vereyim. Siyah ise çekinikmiş o zaman küçük A harfini veriyorum. Heterozigot iki kahverengi kürklü birey çaprazlanıyor o zaman büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A. Çaprazlayalım kısa yoldan bakın birinci ile birinci. Büyük A büyük A. Birinci ile ikinci. Büyük A küçük A. Büyük A küçük A ve son olarak ikinci ile ikinci küçük A küçük A. Bize ne soruyor? Oluşan yavruların siyah kürklü dişi olma ihtimali. Siyah kürklü olma ihtimali ve Kahverengi kürklü olma ihtimaline bakalım Arkadaşlar büyük ay taşıyanlar ne olur kahverengi kürklü Yani 3 bölü 4 oranında kahverengi kürklü 1 bölü 4 oranında da ne olur siyah kürklü Bize ayrıca dişi olma ihtimalini de sormuş O zaman 1 bölü 4 siyah kürklü olma ihtimali 1 bölü 2 de dişi olma ihtimali vardır Dolayısıyla cevabımız 1 bölü 8 şeklinde olacaktır Bu şekilde çözüyoruz sorularımızı Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki insanlarda kahverengi göz rengine sebep olan alel mavi göz rengine sebep olan allele, kıvırcık saç şekline sebep olan alel düz saç şekline sebep olan allele baskındır. Kahverengi gözlü, kıvırcık saçlı anne ile anne ile babanın ilk çocukları mavi gözlü, düz saçlı kız olmuştur. Buna göre ikinci çocuklarının kahverengi gözlü düz saçlı erkek olma ihtimali nedir? Şimdi soru okuyunca sanki böyle destan yazmışız gibi gelebilir ama basamak basamak gidelim. Bakın kahverengi göz rengine sebep olan allel maviye baskınmış. Hemen harflendirelim. Harfleri böyle kolay seçebileceğiniz harfler olsun. Genelde A ve B harflerini kullanın arkadaşlar. Daha kolay çözersiniz. Kahverengine şöyle A diyelim. Maviye küçük A diyeceğiz. Kıvırcık saç şekline B diyelim. Düz saç şekline ne diyeceğiz? Küçük B diyeceğiz. Şimdi kahverengi gözlü kıvırcık saçlı anne ile babamız var. Şimdi kahverengi gözlüyse büyük A'yı taşıyor. Ama bakın büyük A büyük A şeklinde de olabilir. Büyük A küçük A şeklinde de olabilir. O yüzden yanına çizgi çektim. Ve kıvırcık saçlıymış. Kıvırcık saçı da büyük B'yi yazdım. Büyük B, büyük B şeklinde de kıvırcık saçlı olur. Büyük B, küçük B olduğunda da kıvırcık saçlı olur. Onu da, o yüzden yanındakini bilmediğim için çizgi çektim. Aynı durum diğer birey için de geçerlidir. Şimdi bize demiş ki, bakın ilk çocukları mavi gözlü, düz saçlı olmuştur. Düz saçlı kız. İlk çocukları mavi gözlü. Mavi göze sebep olan nedir? Küçük A, küçük A'dır. Düz saça sebep olan aller nedir arkadaşlar? Küçük B, küçük B'dir. Peki bunların bir araya gelmesi için anne ve babada bulunması gerekmiyor mu? Evet o zaman A'lardan birini kimden aldı? Anneden diğerini kimden aldı? Babadan. Yine B'lerden birini kimden aldı? Anneden diğerini kimden aldı? Babadan aldı. Biz bunların genotiplerini bulduk mu? Bulduk. Kıza bakarak bulduk. İkinci çocuklarının kahverengi, gözlü, düz saçlı erkek olma ihtimali sormuş. Şimdi bu tür sorularda kısa yoldan şöyle çözün. Bakın her harfi kendi içerisinde değerlendirin. A'ları kendi arasında, B'leri de kendi arasında çaprazlayalım. Bakın büyük A, küçük A çarpı, büyük A, küçük A çaprazlıyorum. Bakın büyük A, büyük A, büyük A, küçük A. Bir süre sonra artık bunları kafadan yazacaksınız zaten. Küçük A, küçük A. Kahverengi gözlü olma ihtimali nedir? 3 bölü 4 kahverengi gözlü, 1 bölü 4 de mavi gözlü. Şimdi bir de kıvırcık mı düz mü ona bakalım. Kıvırcık ve düz için büyük B küçük B, büyük B küçük B şeklinde çaprazlıyorum. Büyük B büyük B, büyük B küçük B, büyük B küçük B, küçük B küçük B. O zaman yine 3 bölü 4 kıvırcık saçlıdır. 1 bölü 4 de nedir? Düz saçlıdır. Bize ne soruyor? Bakın şurada yazıyor bize ne sorduğu kahverengi gözlü düz saçlı erkek olma ihtimali. Kahverengi gözlü olma ihtimali neydi? 3 bölü 4 yazdım. 3 bölü 4 çarpı. Düz saçlı olma ihtimali neydi? 1 bölü 4. Peki bir de erkek olma ihtimalini sormuş. 1 bölü 2 erkek ve kız olma ihtimalini soruyorsa bunu kesinlikle katıyorsunuz unutmayın. 4 kere 4 16. 16 ile 2'yi çarptığımız zaman 32. 3 bölü 32 kız olma ihtimali ve kahverengi gözlü düz saçlı kız olma ihtimali 3 bölü 32'dir arkadaşlar. Cevabımızı bu şekilde bulmuş olduk. Gelelim 11. sorumuza diyor ki genotiplerine sahip bireyler çaprazlanıyor. Buna göre çaprazlamayı önce punnet karesinde göstereceğiz. Şimdi punnet karesinde gösterirken önce gametlerimizi şu birinci sıralara yazacağız arkadaşlar. Şimdi gametlerimiz nelerdir? Bakın gametleri şöyle yakından göstereyim size gametleri şöyle buluyorsunuz. Şimdi bu AA BB ya. Şöyle yapın bakın A ile B. Gametimizin biri bu, büyük A büyük B. Sonra büyük A küçük B gametimizin diğeri. Sonra büyük A bittiği için küçük A'ya geçiyorum. Küçük A büyük B. Diğerine geçiyorum. Küçük A küçük B. Bunun çatallama yöntemi var ama çatallama yöntemi çok uzun arkadaşlar. Dolayısıyla Çatallama yönteminden ise bu şekilde bulmanızı tavsiye ederim çünkü çatallama yöntemi çok uzun sürüyor. İsterseniz çatallama yöntemini de göstereyim. Bakın, bizim ilk gametimiz neydi? İlk gamet demeyeyim, ilk allelimiz büyük A alleli. Büyük A yazıyorum. Çatallıyorum şöyle, büyük A'nın yanına ne gelebilir, büyük B gelebilir, küçük B gelebilir. Daha sonra küçük a yazıyorum. Küçük a'nın yanına ne gelebilir? Büyük b gelebilir, küçük b gelebilir. O zaman çatallama işlemini tamamladığım zaman büyük a b sonra bu taraftan geliyorum. Büyük a küçük b Küçük A, Büyük B ve Küçük A, Küçük B şeklinde çatallama yönteminde kullanabilirsiniz. Ama bu şekilde hani teker teker böyle ilk gösterdiğim gibi yapmak sizin için daha kolay olacaktır. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları bakın şuraya yerleştiriyorum. A, B. Büyük A, küçük B. Küçük A, büyük B. Küçük A, küçük. Küçük A, küçük B. Aynı gametler diğer yerde de yok mu? Var. O zaman oraya da yazalım. Büyük A, küçük B. Küçük A, büyük B. Küçük A, küçük B. Şimdi arkadaşlar Punnett karesini doldururken bakın hangisi denk geliyorsa bakın burada ne yapıyor bakın büyük A Büyük B ile büyük A büyük B'e denk geliyor. O zaman şöyle doldur dolduracağız. Bakın büyük A, büyük A, büyük B, büyük B şeklinde dolduracağız. Burada ben kutucukları biraz küçük yapmışım da, o yüzden şey oldu biraz ee, sığdıramadım. Şöyle büyük A, büyük A, büyük B, büyük B. Bu şekilde yaptım bir tane daha yapayım. Hepsini doldurmayacağım. Çünkü bayağı hani videonun uzun sürmesini ve sıkılmanızı da istemiyorum. Kendiniz kolaylıkla doldurabilirsiniz. Mesela buradan büyük A büyük B geliyor. Buradan da büyük B, büyük A küçük B geliyor. O zaman burayı nasıl yazabilirim ben? Nasıl yazarım? Büyük A, büyük A, büyük B küçük B şeklinde yazarım. En son arkadaşlar bu şekilde hepsini yazabilirsiniz. Bize diyor ki yavrulardan diyor küçük A küçük B genotipine sahip birey oluşma ihtimali nedir? Bakın küçük A ile küçük B'nin birleştiği tek bir nokta var. Bakın küçük A, küçük B, küçük A, küçük B birleştiği tek bir nokta var. Bu şekilde. Toplam kaç karemiz var şurada? 4 çarpı bak 4 burada var, 4 de burada var. 16 karemiz var. Yani 16 tane genotip var. Bunların içerisinde kaç tanesi küçük A, küçük B? 1. O zaman bizim oranımız nedir? 1 bölü 16'dır. Bu şekilde buluyoruz. Gelelim diğer sorumuza arkadaşlar diyor ki kaç tane sorumuz kalmış tamam 3 tane sorumuz kalmış. Diyor ki annesi A kan gruplu babası B kan gruplu olan bir bireyin kendisi sıfır kan grupludur. Buna göre anne ve babanın genotipini bulunuz bu bireyin sıfır kan gruplu kız kardeşinin olma ihtimali nedir diye iki tane soru sormuş bize. Şimdi annesi A kan grupluymuş babası da B kan grupluymuş. Şimdi bizim annemiz nasıl olabilir? AA olabilir ya da A0 olabilir. Babamız da arkadaşlar BB olabilir ya da B0 olabilir. Bu arada insanlarda kan grubu AB0 allelleriyle kalıtılır. A ile B birbirine eş baskındır. 0 ise bunlar e, A ile B0'a tam baskındır. Yani A ile 0 yan yana geldiğinde A kan grubu, B ile 0 yan yana geldiğinde B kan grubu, A ile B yan yana geldiğinde hangi kan grubu oluşuyor? AB kan grubu. Sıfırın oluşabilmesi için de sıfır sıfır allellerinin yan yana gelmesi gerekiyor. Şimdi kısaca bilgi verdikten sonra devam edelim. Şimdi bu bireyin anne ve babası, annesi A kan gruplu, babası B kan grupluymuş ama kendisi neymiş? Sıfırmış. Yani kendisi sıfır sıfır. Bu sıfırların yan yana gelmesi için anne ve babanın hangi genotipte olması gerekiyor arkadaşlar? A 0 ve B 0 genotipinde olması gerekiyor. Şuradaki AA ve BB'yi alamam. Çünkü eğer AA ya da BB olsaydı çocuk 00 kan gruplu olamazdı. Anneden ve babadan ne geliyorsa o oluyor. Geçelim diğerine. Diyor ki bu bireyin 0 kan gruplu kız kardeşinin olma ihtimali nedir? Zaten anne ve babayı biliyoruz. Hemen çaprazlayalım. Ne olur? AB, değil mi? A0 5 0 ve 0 0 olur. 0 kan gruplu kız kardeşi 0 kan grubunun olma ihtimali nedir? 1/4'tür. 1/4 çarpı bir de kız olma ihtimalini sormuş bize 1/2. Hem 0 kan gruplu hem de kız kardeşinin olma ihtimali 8'de 1 ihtimaldir arkadaşlar. 1/8'dir. Gelelim 13. sorumuza. Mürsel Bey bahçesinde yetiştirdiği eriklerin daha büyük ve ekşi olmasını istiyor. Bunun için ekşi erik veren ağaçtan bir dal alarak büyük erik veren bir ağaca ekler. Hem büyük hem de ekşi erikler veren ağaç elde ediyor. Mürsel Bey'in uyguladığı eşeğsiz üreme yöntemi hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar bakın ne yapıyor Mürsel Bey? Hem büyük olan bir e, büyük erikleri olan hem de ekşi erikleri olan ağaç istiyor. Yani diyor ki bir ağaç öyle bir meyve üretsin ki hem büyük olsun hem ekşi olsun. O zaman büyük erik veren ya da ekşi erik veren ağaçtan bir dal alıyor. Büyük erik veren ağaca ekliyor. Yani oraya ne yapıyor? Aşılıyor. İşte bizim eşeğsiz üreme yöntemimiz nedir? Aşlamadır. Bu aşılama yöntemi çiftçiler tarafından çok kullanılan bir yöntemdir arkadaşlar. Hem daha verimli hem daha büyük hem daha ekşi meyveler elde etmek istiyorsanız bu şekilde yöntemler kullanabilirsiniz. Geliyorum son sorumuza. Diyor ki canlılarda çeşitliliği sağlayan olayları yazınız. Arkadaşlar canlılarda çeşitliliği sağlayan 3 tane olayımız vardır. Bunlardan bir tanesi mayozdur. Diğeri döllenmedir ki ikisi birlikte şeyli üreme oluşturuyor. Bir diğeri de nedir? Mutasyondur tabii ki. Mutasyon her zaman gerçekleşmese de bazen gerçekleşerek ne yapıyor? Çeşitliliğe sebep olabiliyor. Mesela mitoz bölünmede diyoruz ki işte oluşan canlılar birbirinin aynısıdır ve oluşan hücreler birbirinin aynısıdır. Eğer mutasyon gerçekleşirse o hücrelerin de birbirinden farklı olma bir ihtimali vardır. Mutasyonlar bazen iyi yönde bazen de kötü yönde gerçekleşebilir arkadaşlar. Mesela bir mutasyon o canlının bulunduğu ortama daha iyi uyum sağlamasını sebep olabilir ya da ortamdan elenmesine sebep olabilir. İyi yönde de olabilir, kötü yönde de olabilir. Evet böylece artık sorularımızı bitirmiş olduk. Elimden geldiğince size temel olarak bütün konulara değinerek anlatmaya çalıştım. Umarım sınavınız çok güzel geçer. Sınavdan sonra buraya yorumlarınızı da bekliyorum nasıl geçtiğine dair. Sonraki videolarda görüşmek üzere. PDF'de açıklama kısmından bulabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar.